Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün size hem iyi hem kötü haberlerim var. Öncelikle kötü haberden başlayalım isterseniz arkadaşlar. Bu şuradaki mavi kızımın yavrularını biliyorsunuz, 3 tane yavrusu vardı. Diğer yumurtalarını ben açmıştım. Onlarda da kimisinde yavru hiç oluşmamış, boştu. Kimisinde de yavru tam anlamıyla oluşmamıştı. Bugün bir tanesini daha çıkarttım, açtım yumurtanın. Şöyle elimde göstereyim isterseniz arkadaşlar. Bu yavru da büyük ihtimal bu da oluşmamış. Artık ya bu şeyin olması lazım. Japonesin yavrusu, yumurtası olması lazım arkadaşlar. Çünkü bunu işaretlemiştik biz. Hala kesenin içinde gördüğünüz gibi. Fakat bu yavru tam oluşmadığı için ölmüş arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz daha hala sarılık var. Yavrunun kenarında şu kabuğu atayım elimden. Şu an hala kesenin içerisinde. Et halinde. Annem. Ben böyle bir şey olduğu zaman gerçekten çok üzülüyorum. Yani videoda göstermek de istemiyorum ama bu tür bilgileri de öğrenmemiz gerekiyor, bilmeyen arkadaşlarımız açısından. Hala kesenin içinde. Çıkartamadım. Bu kese dediğimiz yumurtanın içindeki zarı oluyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Şöyle keseden çıkarmaya uğraşıyorum. Evet, çıkarttım sanırım. Ve yavru, evet, keseden çıktı. Oluşmamış arkadaşlar ve ölmüş. Bu dediğim gibi büyük ihtimal Japonesimizin olması lazım. Çünkü oraya ben Japonesin yumurtasını da koymuştum. Bu büyük yukarıdaki kuşlarımızın yumurtasını da koymuştum arkadaşlar. Evet, bunu artık elimizden bırakabiliriz. Şöyle. Yine papağanlarımızdan başlayalım isterseniz. Bu papağanlarımızın yavrusunu bu şeydeki muhabbet kuşlarımın altına koymuştum, yumurtasını. Bunların yumurtaları doluyor arkadaşlar. Onun için son çıkarttığı yumurtayı artık kırmadan ben hemen bu alttaki kızımın altına koydum. İşaretleyip koydum. Şöyle işaretlediğimi de göstereyim isterseniz. Kızım yatıyor. Yumurta şu an sıcak. Şöyle çevirelim. Evet, işaretledim bu yumurtayı. Kızım yatıyor. Benim sesimi duyunca dışarıya çıktı. Bunlar da çiftleşiyorlar. Burada birkaç güne kadar bu da yumurtlayacak arkadaşlar. Burada dişilerimiz var biliyorsunuz. Mor dişimiz dinlenmekte. Kremiyomuz biraz daha kızışması için bekletiyoruz. Bunlar, bu grilerim zaten, öndeki gri yavru. Diğer kızım da anaç bir dişi biliyorsunuz. Burada sultan papağanlarım, miniklerim. Burada burası aslında erkeklerin olduğu bir kafes. Bu sarı, şuradaki sarı parçalı kuşumu eşiyle tartıştığı için ayırmıştım. Bu da en küçük, iki tane yavrusu vardı, çakalın eşi. En küçük yavrunun tüylerini yoluyordu arkadaşlar. Bunu da o yüzden çıkarttım oradan, ayırdım. İki tane beyaz dişimiz var burada biliyorsunuz. Onlar da kavga ettiği için ayırmıştım. Ve burada çakalımızı gösterelim hemen. Yavrusunun üstüne yatmış. Deli misin o? Annem sen. Bu bebeğimin tüylerini yoluyordu arkadaşlar, babası. Bunu o yüzden ayırdım ben. Şimdi yavaş yavaş tüyleri, bakın, patlamaya başlamış. Ve bunun ayağı sakat. Büyük bir ihtimal annesi babadan korumak için sürekli üstünde yatıyordu, tüylerini yolmasın diye. Yanlış yatma sonucu, yani annenin babadan korumak amaçlı yattığından dolayı ayağında, bu bebeğimizin ayağında torun vardı. Şöyle koyayım. Ben de bebeğimin ayağını,
yeşil çorapla bağladım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şuradan tutunması için de bu kasenin içerisine mısır granülü koydum. Eğer onu koymasaydım yine yuvada yaptığı gibi yatacaktı. O yüzden bunu böyle koydum arkadaşlar. Şimdi oradan tutunuyor, ayaklarının üstünde dimdik bir şekilde durabiliyor. Diğer yavrumuz da gayet sağlıklı görüyorsunuz. Çakılımız burada. Eşiyle tartıştığı için, kavga ettiği için yine ayırdım ve burada işte eşi göstermiştim. Ve güzel haberlerimizden bir tanesi, ben bu peynir etlerimi çiftleşirken gördüm arkadaşlar. Umarım devamı gelir. Dün akşam tam yemeğe oturacağımız zaman çiftleşiyorlardı bunlar. Burada albinomuz. Albinomuzun yuvası bayağı kalabalık oldu şimdi. Neden derseniz, bu yan taraftaki mavi kuşumun 3 tane bebişi vardı demiştim. Onları da buraya aldım ben. Büyük ihtimal babası yoluyordu tüylerini. Ama yine de şansa bırakmak istemedim. Üçünü de buraya aldım. Albinomuz iyi bir bakıcı biliyorsunuz. Bunların hepsine bakacağından eminim. Şimdiye kadar, dünden beri hiçbir şey yapmadı. Besliyordu zaten. O yüzden bebişleri de buraya aldık arkadaşlar. Anne ve baba sürekli içerideler. Bayağı bir kalabalık yuva olduğu için ikisi beraber çalışıyorlar yavruları beslemekte. Burada da DF kuşum, annesinin güzeli. Bu bayağı kızıştı. Buğra da yakında geliyor arkadaşlar. Bunları eşe atacağız. Burada Utku oğlumun Japonesleri. Kuşum dişi hala yumurtluyor maşallah. Bugün 3. yumurtası geldi. Bunları da ilk defa dün akşam çiftleşirlerken gördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 yumurtası oldu Japonesimizin, Utku'nun. Utku'nun torunları çoğalıyor. Devamı gelir inşallah. Nazar değmesin. Evet, buradaki oğlum. Bu oğlum da tüye girmiş arkadaşlar. Çünkü eşinden ilgi bekliyor. Strese girdiğinden eşi de içeride tüye girdi. Bu yumurtalar boş. Bilmiyorum alayım mı almayayım mı. İki tanesi dolu. Sadece. Evet, bu yuvayı boşalttık arkadaşlar. Burada yuvada son yumurtaydı. Biraz önce gösterdim. Ona yatıyordu bu bebeğim. Çıkarayım bakayım, zaten günü dolmuştu, bayağı geçtiydi. O yüzden açtım yumurtayı. Burada küçük DF oğlum ve Japonesim. Bunlar geçenlerde bir çiftleştiler. Bilmiyorum şimdi yumurta yapar mı yapmaz mı, yakındır gerçi, yapar illaki, yapar da hani bugün mü yapar yarın mı yapar bilmiyorum. Evet, size müthiş bir haberim daha var. Texas'ım yumurtladı arkadaşlar. Şöyle açalım. Yavaşça. Aman Allah'ım, ne yaptın kız yumurtayı? Allah Allah. Şöyle sandalye getireyim de sandalyeyle bakayım. Dün akşam yumurtası vardı bunun. Buradaymış. Şöyle koyalım ortaya. Kenara çekmiş yumurtasını. Cadı, korkuttun beni de. Olabilir yani, ilk yumurtlaması acemilik falan çekebilir, kırabilir. O yüzden bir şey diyemiyorum ama üzülürdüm gerçekten. Aferin benim kızıma, yumurtladı benim kızım. Annem. Annem olacaksın sen. Evet, bir kalabalık yuvamız da burası var arkadaşlar, biliyorsunuz. Şöyle hemen birazcık açalım. Sarı DF kuşumuz. Annemiz. Hii, bu sefer kötü ısırdın yavrum ya.
Şöyle papağan yavrumuzu alalım şöyle. Biraz önce besledik yine bunu arkadaşlar. Bu da onlara gidiyor hemen. Ama orada küçük yavrularımız var. Onları alttan çıkarmamız lazım. Çünkü ayaklarını eziyorsunuz. Ayakları çarpık bacak oluyor. Şöyle onlar ayrı dursunlar kuzum. En küçük yavrumuz. Annem, bir şey yapmıyorum kuzum. Bir şey yapmıyorum. Kurban olurum annem. Yine altında iki tane yumurta var ama onlar da büyük ihtimal iki değil üç tane var. Bir tanesini ben yeni geçen atmıştım. Şu ortadaki yumurtaya o çok kirlenmemiş belli zaten. Onu daha yeni attım ben. Evet, bunlar da böyle. Buradaki oğlum ve kızım yatıyorlar arkadaşlar. Bunun dişisini ayırmıştık zaten. Bu tek başına duruyor yuva ağzında dişisini arıyor arkadaşlar. Çünkü yumurtlamasını istemiyoruz artık. Burada kanaryam. Burada da sultan papağanı sürekli böyle yuvanın üstünde şey yemliğinin üstünde yatıyor bu arkadaş da. Evet, böylelikle göstermediğimiz kuşumuz tepeli vantolu kuşumuz var. Bu da uyuyor burada. Uyan anneciğim. Bir uyan kızım, aferin kızıma. Bu hala kabarık duruyor arkadaşlar. Sebebini gerçekten artık çözemiyorum yani. Dışkısı da gerçekten çok güzel dışkısı. Yani öyle bir hastalıklı gibi durmuyor. Hani ishali falan yok. Ama sürekli böyle kabarık halde duruyor. Ben hastalığı yendi sanıyordum ama uzun süredir şey vermiyorum, ilaç vermiyorum. Büyük ihtimal yeniden başlarız gibime geliyor ilaca. Çünkü bayağı hareketliydi. Şimdi bugünlerde sürekli uyuyor bu arkadaş. Evet, videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.